Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel 6 sırada harika bir model yapacağız. Şöyle Alize Baby Bestin güzel bir ipiyle modelimi sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Alize Baby Bestin güzel bir ipi, bambu bir ip. Şöyle bambu bir ip arkadaşlar. Şurada şiş numaralarımızda yazıyor. Görüyorsunuzdur. Evet şöyle hemen ipimizin numarası da burada arkadaşlar. 100 gramlık şöyle 100 gramlık 240 metrelik bir ip. Orta kalınlıkta. Şöyle ipimiz orta kalınlıkta bir ip. Güzel hardal rengi güzel bir rengimizle modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım beğenir, umarım hoşunuza gider. Sizler de benimle birlikte bu güzel deseni yaparsınız. Şöyle 3.5 mm şişlerimi kullanacağım. Evet şöyle 3,5 milim şişlerimizi kullanacağız. Ve hemen ilmeklerimizi atarak desenimizin kurulumuna geçelim. Evet şöyle ilmeklerimizi 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atarak sevgili hanımlar başlayalım. Şöyle ben küçük bir dilim hazırlayacağım. Sizlere modelimi anlatabilecek kadar arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre e, modelinizin ilmek sayılarınızı atarsınız 2 ve 2'nin katları artı 2 yani yine 2 Kenar ilmeklerimizde bir ken e, sağ bir sol kenar olmak üzere 2 arkadaşlar 2 ve 2'nin katlarından modelimizi kuracağız Evet şöyle hemen ilmeklerimizi sayalım 2 2 2 2 2 2 2 bu kadar ilmek modelimizi anlatmam için yeterli arkadaşlar. Evet 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimi hazırladım. Sevgili hanımlar 16 ilmekli desenimin kurulumuna geçiyorum. Modelimiz yine YouTube trend, Google trend modellerinden harika güzel bir model. Ee, yapabilir bebeklerinize, kendinize, büyük küçük, çoluk çocuk diyeyim size, kullanabileceğiniz harika bir model. Ben şöyle sevgili hanımlar bakın kenar ilmeğimden sonra 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters modelimizin arka yüzünde bu şekilde başlıyorum 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet modelimin arka yüzünde bu şekilde kurdum şimdi ön yüzündeyim ee, birkaç sıra lastiğimi bu şekilde yaparak arkadaşlar Modelimin desenimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Yine aynı şekilde 2 ters, 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters, ters. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde birkaç sıra lastiğimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar şöyle ben birkaç sıra lastiğimi hazırladım. Bu modelde sevgili hanımlar e, bu modelimiz için 2 ters 2 düz iki ters 2 düz yaparsanız e, modeli daha rahat kurarsınız. Tabi farklı lastikler de yapabilirsiniz ama bu iki ters 2 düz iki ters iki düzle daha rahat modelinizi kurarsınız. Şimdi modelin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra iki ters. İki tane düz ilmeğim var görüyorsunuz. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Bir düz daha örüyorum. Bakın. İki düz ilmeğin arasında bir ilmek artışı yapıyorum. İki ters. Ara ilmeklerimiz iki ters. Yine bakın iki düz ilmeğim var. Birinci düzü örüyorum, bir kez doluyorum, ikinci düzümü örüyorum. İki düz ilmek arasında bir arttırma yapıyorum. İki ters bir düz örüyorum bir doluyorum bir düz daha örüyorum bakın iki düz ilmek arasında bir arttırma yaptım ara ilmeğim olan iki ters ilmeği ördüm kenar ilmeğimi de ters ördüm Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk modelin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım İki düz bakın iki düz bir ilmek arttırmıştık iki düz ilmeğin arasında üç tane ters ilmeğimiz var bir 2 3. 3 ters ilmeğimizi ördük. Yine ara ilmeğimiz olan 2 ters ilmeği örüyoruz. Yine 3 ters. 1 2 3. 3 ters ilmeğimi ördüm. 2 düz. 2 ters. Bakın. Pardon, 3 ters, 2 düz. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasında bu işlemi yaptım. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Modelimin üçüncü sırasında arkadaşlar ilmeğimizi e, gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ördüm. Bakın bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeği iki ters, üç düz. Bir, iki, üç. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. İki ters. 3 düz. 1 2 3. 2 ters. 3 düz. 1 2 3. 1 2 ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin 3. sırasında da bu işlemi yaptık. Modelin 4. sırasında ve arka sırasında da yine ilmekleri gördüğümüz gibi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz 3 ters 1 2 3 2 düz 1 2 3 ters 1 2 3 bu şekilde modelin dördüncü sırasını da tamamlıyoruz 1 2 3 ters 2 düz Evet modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizin 5. sırasındayız. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Dilediğiniz tüm örgü ipleriyle bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel olur. Evet modelin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum bakın kenar ilmeğinden sonra iki ters şimdi benim burada 3 tane düz ilmeğim var bu üç düz ilmeğimi de diğer şişime aldım İki ilmeğimi arkadan şöyle alarak baştaki ilmekle e, arkadaki ilmeği en başa alıyorum. Bakın bu şekilde. Ve bu üç ilmeğimden üç ilmek alıyorum. Bir. Doladım iki. Bir kez daha ördüm. Üç. Bakın üç ilmekten üç ilmek elde ettim. Şöyle bir, iki, üç. İki ters. Bir. iki. Şimdi yine burada bir, iki, üç ilmeğimiz var. Üç ilmeğimizin üçünü de diğer şişime alıyorum. Hemen 2 ilmeğimi arkadan alarak öndeki ilmeğimi de hemen en baş arkadaki ilmeğimi de en başa takıyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmek alıyorum. 1 doladım 2 bir kez daha ördüm 3. Bakın bu şekilde. 3 ilmekten 3 ilmek aldım. 1 2 ters. Yine son kez modelimizi uygulayalım. 3 ilmeği diğer şişime alıyorum. Hemen 2 ilmeği arkadan aldım. Arkasındaki en son ilmeği de en başa taktım. Bu şekilde modelimizin son, sıra, son sırası diyorum. 3 ilmeğimizden 3 ilmek. 1 ördüm. 2. Bir kez daha örüyorum. 3. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Ve 2 ters kenar ilmeğinde ters ördüm. Evet modelin 5. sırasında bu şekilde yaptık arkadaşlar. Modelin 6. ve son sırasındayız. Final sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz. Bakın. 2 düz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. Burada şimdi benim bir ilmek fazlam var arkadaşlar. Bu fazla ilmeği bizim ilmek sayımız neydi? 2 i̇ki ve 2'nin katlarıydı. Şimdi bir tane ters ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi de birlikte ters örüyorum. Bakın yine 2 düz 2 ters oldu. 2 düz. Buradaki 3 ilmeğimin Birincisini tek olarak örüyorum bakın. İkincisini de ikisini birden ters olarak ördüm bakın. Yani yine ilmeklerimiz arka yüzde. Modeli ilk kurduğumuz gibi arkadaşlar kenar ilmeği iki düz iki ters iki düz iki ters olarak devam ediyor bakın. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. Bir ters buradaki iki ilmeğimi de birlikte ters ördüm. İki düz. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar bu şekilde. Bakın modelimiz bu şekilde model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model. Evet, bu hardal rengime de çok yakıştı. Bir de ebrolip iple yaptım arkadaşlar batik bir iple. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi burada bir modeli tamamladık. Üç model üzerinden size anlattım. Şimdi ikinci modelimizi, birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Kat böyle model ilerledikçe şahane bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modeli de o şekilde sizlere göstereceğim. Sizler modelin başına dönerekten arkadaşlar ikinci modelimizi nasıl yapmışız devam edebilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Bakın ara ilmeklerim olan iki ters ördüm. Şimdi burada benim iki tane düz ilmeğim var. Bakın. Biz burada birinci modelde iki ilmekten ne yapmıştık? İlk bir, ilmek, bir ilmek düz, bir arttırdık, bir düz ördük. Yine aynı şekilde bakın. Bir düz örüyorum, bir arttırıyorum, bir düz örüyorum. İkinci modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde kurdum. İki ters yine bir düz bir dola bir düz. İki düz ilmeklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ters olan iki, iki tane ters ilmeğimiz de ara ilmekleri. Yine bakın bir düz, bir dola, bir düz. Hemen iki ters ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar İkinci modelimi de bu şekilde kurdum. Sizler modelimizi nasıl başladıysak ikinci modelimizi de aynı şekilde devam edeceksiniz. Hem gösterişli, hem güzel, hem de çok kolay ve tüm örgü modellerinde de kullanabileceğiniz harika bir model arkadaşlar. Şimdi desenimizin şöyle batik bir iple hazırladım. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet bakın, şöyle batik bir iple. Alize Bey bir bestin yine batik bir ipi arkadaşlar hem güzel hem gösterişli. Sizlerle şöyle ilk modelimizin çalışmasının şu üç modeli çalıştık arkadaşlar. İkinci modelinde şu ilk kurulumunu birlikte yaptık. Evet modelimiz bu şekilde bakın model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model. Batik bir iple yaptım arkadaşlar ee, çok şık ve güzel oldu Alize Bey bir bestin e, batik bir ipi. Şöyle ben yumağı maske aldığı için sardım arkadaşlar. Ebruoğlu güzel batik bir ip. Evet bu şekilde şöyle iki ters iki düzden oluşan lastiğimi de hazırladım. Bakın bu model için iki ters iki düz olarak lastik başlarsanız çok rahat modelinizi kurarsınız. Evet şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yeleklerde hırkalarda tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı örgüleriniz de bu şekilde duracaktır duruşu bu şekilde. Bir kol olduğunu düşünün modelimizin. Şöyle bir kol olarak şöyle harika, gösterişli, güzel bir model olur. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde çok güzel olur. Şal modellerinde muhteşem olur. Yani tüm örgü modellerinizde bu modeli kullanabilirsiniz. Desenimizin arka tarafı da sevgili hanımlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Harika bir model. Sizlerle birlikte şu 3 deseni çalıştık. Modelimizin şu başlangıçtaki 3 deseni arkadaşlar. Evet bugünlük modelimiz buydu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Ee, yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yepyeni örgü modellerinde birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın.